Herkese merhaba. Bugün sizlere Rolls-Royce markasının yeni Phantom Extended Goldfinger modelini tanıtacağım. Rolls Royce Motor Cars, 1964 James Bond filmi Goldfinger'a saygı duruşunda bulunan sadece bir örnek tasarladığı Phantom Extended modelini tanıttı. Benzersiz parça 007 film serisinde 12 Rolls Royce görünümünden biri. Filmin 60. yılı kutlanırken efsanevi kötü karakter Auric Goldfinger'ın sahip olduğu 1937 model Phantom 3 Sedenka Devil'den ilham alındı. Filmin hikayesi, simgeleriyle ustalıkla bütünleşen yenilikçi özelliklerle yaratılan otomobil, Rolls Royce, Royce tarihinde motorlu aracı uygulanan en kapsamlı mühendislik çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Şık ve eğlenceli özelliklerin geliştirilmesi toplamda 3 yıllık titiz çalışma gerektirmiş. Modern Goldfinger anıtının dış tasarımı filmde kullanılan 1937 Phantom 3 Sedan Cadillac'ın ikonik sarı rengini taşıyor. Siyah ve sarı renklerin zarif uyumu aracın uzun yan hatlarıyla birleşiyor. Film için geliştirilen uzun yan iki tonlu tasarım siyah kaplamayla aracın geniş gövdesini tek bir kesintisiz grafikle sarıyor. 21 inç disk tekerlekler Filmde görülen 1937 modelin tasarımına atıfta bulunarak siyah ve gümüş yüzen jant kapaklarıyla tamamlandı. Filmde kötü karakter Auric Finger altın kaçırmak için Phantom'un gövde panellerini kullanıyordu. Rolls Royce, Royce uzmanları Rolls Royce, Royce figürünü katı gümüşten ustalıkla işleyerek 18 ayar altınla kapladı. Figürün belirli kısımlarında altın detaylar ustaca açığa çıkarıldı. Aracın içine geldiğimizde araç içi tasarımında yer alan gizli altın detaylar Auric Goldfinger'ın karakterine ve filmin öne çıkan sahnelerine atıfta bulunuyor. Ön konsolda yer alan 18 ayrı altından yapılmış kasa otomobilin merkezinde saklanmış bir hazineyi andırıyor. Eldiven kutusunun iç kısmında ise Goldfinger'ın ünlü repliği olan bu altın by Bond tüm hayatım boyunca onun parlaklığını ve ağırlığını sevdim cümlesi kabartmalı olarak yer alıyor. El ile çizilen üç boyutlu tasarım, Furka geçidinin izohips haritasını gösteren hassas ama sanatsal bir harita olarak tasarlandı. Filmde 007 bu efsanevi yolda Auric Goldfinger'ı gizlice takip etmektedir. Parçanın inşasında kullanılan paslanmaz çeliğin rengi fiziksel buhar tortusu diye adlandırılan yöntemle karartıldı. Furka geçide paslanmaz çelik katmandan kesilerek altında altın kaplama yüzey açığa çıkarıldı. Markanın özel kolektifi Phantom Goldfinger'ın yıldızlı başlığını 11 Temmuz 1964'te Furka geçidinin üzerindeki takım yıldızlarının konumunu tam olarak yansıtacak şekilde tasarladı. Bu tarih sahnenin İsviçre'de çekildiği son gündü. Altın tonunda parlayan 719 yıldız ayrıca 8 yıldız kayması ile çevrelendi ve hepsi el ile yerleştirildi. Kraliyet cevizli piknik masaları yalnızca 0.1 mm derinliğinde olan 22 ayar altın kaplamı ile süslendi. Fort Knox'un Amerika Birleşik Devletleri'nin altın rezervlerinin saklandığı yeri kurgusal biçimde tasvir eden bir harita içeriyor. Auric Goldfinger, James Bond ile ilk karşılaşmasında golf oynarken görülüyor. Phantom Goldfinger'daki hatıralardan biri olarak bagaj kapağına yerleştirilen altın kaplama golf sopası bu önemli ana saygı duruşunda bulunuyor. Golf sopası çantası ile birlikte özel bir mekanizma ile bagajın arkasına doğru açılıyor. Bir düğmeye basıldığında açılan bagajda parlak bir golf sopası beliriyor. Rolls Royce'un içini tamamlayan özel bir mavi ve altın şemsiye seti hem Goldfinger'ın, Goldfinger setindeki önemli sahnesine atıfta bulunuyor hem de rüzgarın zarar verebileceği altın detaylarını koruma işlevi görüyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.